Evet değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktüale getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyelim. Katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilir, yayına, canlı yayına yön verebilirsiniz değerli dostlar. Analiz taleplerinizi dolar bazlı, TL bazlı, logaritmik, lineer, kısa vade, orta ve uzun vade şeklinde de talep edebilir. Hisseler arasında geçişleri, hisseler arasındaki birbiriyle olan oranları hakkındaki analiz taleplerinizi yine iletebilirsiniz. Hisseler arasındaki oran ne demektir arkadaşlar? Örneğin Türk Hava Yolları ile TAV arasında tercih yapacaksınız. Bunların birbiriyle olan grafiklerinin de yine taleplerini sunabilirsiniz. Evet. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. BIST 100 ile başlayalım. Evet. BIST 100'de değişen bir durum yok. Cansız ve iştahsız durum devam ediyor arkadaşlar. Düşen kırılımının gelmesi gerektiğini, bu kırılımın gelmesiyle beraber hareketin canlanabileceğini, ama daha aşağıda da bakınız olası destekleri söyledik. İşte 7278'ler var. Daha aşağıda 7100'ler var. Ya buralarda test edebilir. Çünkü olay birazcık böyle alçalan takoz görüntüsüne de gidiyor, ilerliyor bu şekilde. Ha, bize kırılım gerekli. Bu kırılımı göremediğimiz müddetçe alçalan takoz içerisinde hareket edebiliriz. Yukarıda da 7900 yataydaki direnç seviyemiz arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine atmamız halinde de yine hareket hızlanarak devam edebilir. Evet. Tukaş sorulmuş. Hemen Tukaş'a bakalım. Öncelikli olarak majör destek hattını şöyle bir alalım. Yani Tukaş'ta bu olasılığı tabii ki bir kenara yazmak gerekir. Yani burası majör destek seviyesi. Şimdi uyumsuzluk var mı? Evet, uyumsuzluk var. RSI diplerinin arkadaşlar daha yukarıda oluştuğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde RSI düşen kırılımı gerekir bize. Muhtemelen bu kırılım da gerçekleşebilir. Hacim zayıf. İndikatörler teknik olarak birçoğu negatif bir görüntü çiziyor. Arkadaşlar Tukaş hissesinde bakınız. Şöyle bir senaryo gerçekleşir ise bakınız ortalama bir şekliyle alıyoruz bunu. Yaklaşık 8.70'lerin üzerinde, 8.73'lerin üzerinde bir kapanış gelirse olay Tobo formasyonuna gider ve formasyon hedefi de 9.96 olarak karşımıza çıkar. 8.73 seviyesi kırılmadan bir teyitten bir Tobo'dan bahsedemeyiz arkadaşlar. Aşağıdaki ana majör destek 6.90'lar seviyesine bir sarkma da gelebilir. Onu da ihmal etmeyelim. Çünkü burası oldukça önemli arkadaşlar. 8.73'ler kırılmadan aşağıdaki seviyeler, bakınız şu bantlar test edebilir. 6.90'lar ana majör destek çizgisi test edebilir. Şöyle baktığımız zaman da burada zaten bir destek çizgisi kırılımını da görüyoruz. Onun için dikkatli olalım. Şöyle de bir trende alabiliriz burayı. Evet. Şöyle bir trendimiz var. Bu trend tabii ki de bozulduğu zaman teknik satıştır arkadaşlar. Şu anki görüntüde kısa da bakarsak 8.20'lerin üzerinde bir kapanış yapmamız lazım. 8.20'lerin üzerinde bir kapanış yaparsak tekrar 8.73'lere doğru hareket gelebilir. Mutlaka aşağıdaki payları bir kenara yazmak lazım. Daha aşağıdaki bölgelere de pay ayırmak gerekir. Şimdi Tukaş'ı şöyle bir logaritmik görüntü üzerinden de bakalım. Daha aşağıda majör destekler var mı onu görmeye çalışalım. Evet. Tukaş'ın logaritmik görüntüsü arkadaşlar. Daha önce de izahını yapmışız. Bakın direnç seviyesi maalesef kırılıyor. Daha sonra bir uyumsuzlukla beraber. Bakın burada çok bariz bir uyumsuzluk var idi arkadaşlar. RSI tepeleri bakınız. Çok net bir şekilde 3 günlük grafikte. Baktığımız zaman hisseyle aynı zaman dilimi içerisinde burayı vurduğumuzda hissede tepeler daha yukarıda oluşurken RSI tepeleri aşağıda oluşuyordu. Ve bunun teknik satışını da görmüş olduk arkadaşlar. 3 günlük grafiğine baktığınız zaman bakın şu olası destek seviyesini almak isteyebilir. Burada da yaklaşık 6 seviyeleri gözüküyor arkadaşlar. Yani mutlaka buralara pay ayırmak gerekir. Evet, buralara pay ayırın ki olası sert düşüşlerde bu bölgelerde bir ortalama maliyet edinesiniz. Baktığımız zaman yatay bazda da arkadaşlar şöyle bir direnç seviyesi var. Bizim bu seviyenin altında olmamamız lazım. Yaklaşık 8.34 logaritmik grafik üzerinden baktığımız zaman bu seviyenin üzerinde ki ikamet önemli olacaktır diyoruz. Evet, teknik olarak bir düşüş görüntüsü var. 8.34'ten üzerindeki kapanışlara bakılmalı. Evet, şimdi Tukaş'ın
Görüntüsünü bu şekilde özetledik arkadaşlar. Dikkatli olmak gerekiyor. Minördeki desteğimiz 6.97 seviyeleri. Birazdan majör bakarsak da bu destek burada daha net gösteriyor kendini. 5.50'lere kadar sarkmalar aşağı doğru gelebilir. 8.34 üzeri kapanış gerekiyor Tukaş hissesinde. Hektaş diyelim şimdi. Hektaş'a bakalım. Evet, burada da ana destek test edilmek üzere. Şimdi burada da yine kırılım odaklı gidilir ama uzun vade düşünenler için Hektaş'ın ben bu bölgeleri fırsat olarak yine görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hemen şuradan bakalım. Yani kısa vade hissesi değil arkadaşlar. Hektaş'ı o şekilde görün. Kısa vade hissesi olarak düşünmeyin. Evet, görüntü bu. 4 saatlik grafikte tamamen bir alçalan takoz görüntüsüyle devam ettiğini görüyoruz. Maalesef bir düşen kırılımı gerçekleşmiş değil. Bu düşen kırılımını görebilir isek olumlu düşünebilir. Yukarı yönün hareketini, artık yükseliş hareketini tescillemiş olur. Destek seviyesine 17 bantlarında bir pay ayırmak gerekir. Kırılım için ise ortalama yakın zamanlı bakarsak 23.50 gibi bir kırılım bize yeterli olabilir. Halen düşüş içerisinde arkadaşlar devam ediyor. Hareketli ortalamalar ve indikatörler neredeyse tamamı negatif bir görüntü vermekte Hektaş hissesinde. Evet, durum bu Hektaş'ta. Evet, bakmadığımız hisseler olursa biraz daha onlara odaklanırsak daha iyi olur. Evet. İyi profil. Casa. Acı payam söylüyoruz. Berko San diyelim şimdi arkadaşlar. Evet. Ege profil diyoruz. MA200'de destek bulmaya çalışıyor. Defaatle buralar test edildi. Ama bir türlü üzerinde ciddi ikamet edinemedik. Dikkat edeceğimiz bir noktadayız şu anda. Evet. Yaklaşık 138'lerin üzerine atabilirse tekrar olumlu düşünebiliriz. 138 seviyelerin üzeri olumlu nitelendirebiliriz arkadaşlar. Aşağılarda baktığımız zaman bakınız geçmişteki tepe bölgeleri yine referans alınabilir ortalama bir şekilde şu şekilde. Ya buraları test ederse biraz daha sağlıklı güvenli bir al bölgesi olarak burası değerlendirilebilir arkadaşlar. Görüyorsunuz daha önce test edilmiş olan bir direnç. Bakınız kırılım, yukarı yönlü hareket, destek. Ya buralar yine test edilebilir. Bu olasılığı bir şekilde kenarda tutmak gerekir. Onun dışında da arkadaşlar burada baktığımız zaman şu kısım 139'lar önemli bir direnç olarak gözüküyor. Bunun üzerine atmasını beklemek gerekir. 139 seviyeleri ya da daha aşağıda baktığımız zaman Ege profilde 122 seviyeleri yine destek alınabilecek noktalardır diyebiliriz. Şimdi buna logaritmik bakalım. Evet, Ege profil logaritmik grafiğine bakıyoruz arkadaşlar 3 günlük. Bakın bir ikili tepe görüntüsü var. Dikkat etmemiz gerekir. Aşağılarda 115 bantlarını görüyoruz. Majör baktığımız zaman destek hattı olarak. Bir ikili tepe görüntüsünü andırdığı için risk olayı oldukça fazla arkadaşlar. Ona göre dikkatli olun. Evet, risk fazla. İG profilin ikili tepe görüntüsü mevcut. Bakın birinci tepe, ikinci tepe. Yani şu kısım kırıldığı zaman bu tepe derinliği kadar aşağı doğru sarkma potansiyeli artar ki bu da bizi 88'lere kadar taşıyabilir. Onun için dikkatli olacağız arkadaşlar. Bu seviyelerde ikili tepe görüntüsü olduğu için biraz daha dikkatimizin azami ölçüde artması gerekir artık. Buralar aşağı doğru kırılır. Trend döngüsü bakınız uzun zamandır yukarı yönlü ama aşağı yönlü bir kırılım gelebilir. Dikkatli olalım. İkili tepe görüntüsü tabii ki onay da alması gerekir. Buradaki onay bölgesi 123 seviyeler arkadaşlar. Ki 123'ler kırılırsa 188-89'lar kapıda olabilir. Evet.
122 seviyesini iyi takip etmek gerekiyor. CASA. Hemen CASA MT'ye bakıyoruz. Çok tekneye gelen bir hisse değil. Bunu sizler de biliyorsunuz. Çok böyle tekniklik üzerinde konuşabileceğimiz bir hisse türü değil. Evet. Şöyle bakalım şuradan. Zaten günlük ve 4 saatte çok teknik vermez. Görüyorsunuz ne kadar dağınık olduğunu. Günlük yapalım. Grafik görüntüsünü sıfırlayalım. Şimdi olur da burada bir filama gibi bir görüntü olursa yukarı doğru gidebilir. Bakalım şurada. Bunun için de kırılım gerekir. Arkadaşlar kırılım gerekir. Şu anda çok böyle net bir görüntümüz yok. Onu ifade edelim. Evet. CASA'da yani şu anda zayıf bir görüntümüz var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet. Bu zayıf görüntü tekrar böyle 142,5 143 bu seviyelerin üzerine atabilirse tekrar yukarı yönlü bir direnç testi 195 testi gelebilir. Onu da söyleyeyim. Bakın şuradaki seviyenin üzerinde bir kapanış görürsek yaklaşık kaç burası? 145-146 olsun burası. Şu şekilde de 200. Evet. Biraz risk var ama. Teknik çok canlı değil. İndikatörler böyle satış havasına bürünmüş durumda. Dikkatli olalım. CASA pek teknik olarak hoş bir görüntüsü yok. Onu ifade edeyim. Teknik olarak görüntü zayıf arkadaşlar. Evet. Atsel. Acı payam söylüyoruz diyoruz. Mustafa Bey memleket hissesi demiş. Bakalım. Hisse trendinde daha önce de çizdik ama dirençler reddiyebilir demiştik. O reddini yedi. 3 günlükte indikatörler o kadar canlı mı? Değil. Yani bunda bir kanal desteğine doğru bir sefer gelebilir. Yani 84-85'ler ihtimal dahilinde görmek gerekiyor. Atseli. Hemen bakalım. Hangi seviyenin üzerine atarsak tekrar rahatlarız. Babında bakıyor olacağız. Bakınız kanal trendi dönmüş durumda. Şimdi şöyle bakalım buradan. Evet. RSI ile bakınız uyumsuzluklar net. Bakınız, RSI daha aşağıda tepeler oluştururken hisse tepeleri daha yukarıda oluşuyor. Bu bir uyumsuzluktur. Bekli indikatörün kesişmeleri daha aşağıda oluşmaya başlamış. Diğer indikatörlerde teknik sapta hacim oldukça zayıf. Yani teknik anlamda negatif nitelendirebileceğimiz bir statüye sahip. Özellikle bu kanal desteği 119 gibi test eder. Sonrası tekrar bakılır arkadaşlar. Eğer burası test eder ise kırılacak mı yoksa buradan dönüş mü gelecek? O takip edilir ama çok bariz bir negatif uyumsuzluğun olduğunda görmenizi isterim. Acımayan söylüyorlar. Evet. Diğer bir hisse. Berkosan. Hemen ona da bakalım. Evet, reddediğimiz bölgeden reddi yemiş. Bakınız arkadaşlar çok net sarı bir direnç hattımız vardı. Buraya dikkat kesilmiştik. Evet, oradan dönüşünü yiyor. Bakınız yani yatay destekler, yatay alanlar oldukça önemli. Yani bu destekleri iyi tespit etmek gerekir. Teknik olarak satış durumu hakim. Aşağı yönlü hareketin gelme olasılığı oldukça yüksek. Özellikle şu destek seviyesine baktığımız zaman arkadaşlar burada bariz bir kırılım görüyoruz. RSI'da. Bakınız net destek dönüşleri sonrasında ise tam zıttı bakınız kırılım gerçekleşiyor. Burada teknik satı RSI, MACD indikatör ve diğer indikatörlerinde Berkosan'da verdiğini görüyoruz. Yani buranın bir geri çekilme payı var. Onu ifade ediyoruz. Bu geri çekilme payında özellikle şu kısım 20.78 ve daha aşağılarda 19 seviyeleri test edilebilecek sıralı bölgeler. Evet şu anki görüntüde teknik bir zayıflık var. Ki zaten burada bir konsolidasyon bölgesi var biliyorsunuz burası. Ya bu seviyenin üzerine atmamız gerekir arkadaşlar. Yani bu sarı alanın üzerine atabilirsek öyle olur mu bakarız. Diğer sarı teknik hedefimiz olur. Şu anki görüntü biraz sıkıntılı, muallak bir bölge arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor.
buranın görüntüsünde. Evet, Belkosan'da teknik negatif. Evet, Karsu Tekstil, bakalım. Evet, diğerini Taten. Ona bakalım. DDX'e bakalım. Yiotek bakalım. Evet. Şimdi bu hisselere bakalım. Şöyle bir değerlendirelim. Şimdi Belkosan'daki durumu ifade ettik. Bakalım Karsu Tekstil'deki durum ne? Arkadaşlar düşen kırılımı gerçekleşmişti burada. Onu söyleyeyim ama retest tekrar ana majör bölgelere bir test daha gelebilir mi? O test olasılığı halen var. Halen sürüyor. Bu düşen kırılımın sonrasında bizim teknik hedefimiz yukarıdaki hedefler. Ama trend içerisine alırsak hisseyi, bu trend içerisinde takip edecek olursak arkadaşlar böyle bir trendimiz var. Onun için trend kırılımı üzerinden gidelim. Trend aşağı doğru kırarsa teknik anlamda bir mola verilebilir. Ama kanalın içerisinde devam ettiğimiz müddetçe herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. İndikatörlere bakıyoruz. Böyle çok net satım sinyali veren indikatörler henüz oluşmuş değil. Şurada 30 seviyeleri kırılabilirse 34-70'ler karşımıza çıkar. Kırılamadı diyelim burası. Aşağılarda tekrar ana alternatif koz destek seviyesi işte 25 bantlar tekrar test edilme aday bölge olarak değerlendirilebilir. Kanal kırılımı geldiği takdirde. Şu anda trendde olduğu için hisseyle alakalı çok olumsuz konuşamıyoruz. Hisse trendinde, trendinde olan hisseyi bırakmak gerekir. Ki yatay direnç bölgesine yakın isek, hissede değil isek kırılımı beklemek daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar diyelim. Evet. Taten. Tatlıpınar Enerji Üretim diyoruz. Ya bu hissede arkadaşlar biliyorsunuz daha önce de analiz ettik. Düşen kırılımı geldi ama böyle çok net yukarı yönlü manevralar yapamadık. 45-70 direncimiz AKB 61-15 olarak gözüküyor ama aşağılara işte 34-90 gibi veyahut da şu seviyenin bakın şu seviyenin uzantısı olan noktalara doğru da pay ayırmak gerekiyor arkadaşlar. Burada 34-90 ve hatta daha aşağıdakiniz 29 seviyeleri destek olarak kullanılabilir. İndikatörlerde herhangi bir sıkıntımızın olmaması güzel. Yani birçok indikatör olumlu. Onun için şunu söyleyebiliriz burada arkadaşlar. Şöyle kısa alıyoruz burayı. Yaklaşık 42-50'ler kırıldığı takdirde yukarıdaki teknik hedefimizde ortalama 49 seviyeler olarak karşımıza çıkar. 49'un bir özelliği de geçmişte bakınız ciddi anlamda destek bölgesi olarak çalışıyor olması ki bu denli önemli destekler ve dirençler ilerleyen günlerde tekrar test edilmeye daha güçlü adaydır arkadaşlar. 42-50'ler kırılırsa 49-24-61-15 sıralı yukarı yönlü hareket bölgeleri mi olarak ifade edilebilir. Evet. Geçelim. Diğer bir hisse. Yeotek. Evet, Yeoteknoloji diyoruz. Arkadaşlar sıkışmaya bakacağız. Sıkışmada kırılımı görmeden hamle yapmak yok. Hissedesiniz o zaman sabırla bekleyeceksiniz. Alt destek kırılacak mı kırılmayacak mı teknik satış anlamında. Yukarı yönlü bir kırılımda ise pozisyon olumlu nitelendirilir. Hissenin tam böyle sıkıştığı bir bölge bakalım. Bu kırılımı gerçekleştirebilecek mi arkadaşlar? Yeoteknoloji. Evet. Ciddi bir sıkışma hakim. Bu destek çizgisi kırılmaz. Yukarı doğru hatta düşen kırılımı gerçekleşirse yaklaşık 240 gibi yukarı yönlü yeni tepeler, yeni zirveler test edilebilir. Evet. DDX'e bakalım şimdi. Yoluna tam gaz devam ediyor. Şöyle şu seviyeden bir Fibo seviyesi alalım. Yani tam böyle 4.20'lerde red yemiş arkadaşlar. Fibonacci 2.618. Kırarsa da 3.618 olan 4.70'ler teknik hedef olarak takip edilebilir.
İndikatörlerine bakalım. İndikatörlerde henüz böyle bariz bir satış ifade eden bir görüntümüz yok. Evet, MACD indikatörüne bakıyoruz. Yine aynı şekilde. Evet, çok da indikatörümüz olumlu. Arkadaşlar şu anda bakınız 4.22'lerin üzerinde bir kapanış yapması gerekir. 4.70 teknik hedefi, 5.03 teknik hedefi olarak ilerleyebilelim. 1 saatlik görüntüsüne baktığımızda evet halen trend içerisinde devam ettiğini görüyoruz. Trendsel bir bozulmamız söz konusu değil. Evet, durum bu. Berkosan'a baktık. Şöyle 2, 4, 6. sırada Berkosan. Asuzu. Aksa. Hemen onlara da bakalım. Anadolu Isuzu diyoruz değerli dostlar. Dört saatlik görüntüyü alalım. Evet, Anadolu Isuzu'da takıldık. Evet, Anadolu Isuzu tekrar karşımızda. Konsolidasyon içerisinde hissenin olduğunu söylemiştik arkadaşlar. 215 kırılmadığı müddetçe bu konsolidasyonda takip edilir. Yukarıda ise direnç noktamız yine ortalama bir seviyede 248 bantları. 215'ler kırılsa ters bir bayrak görüntüsüyle 147-148'ler bizi bekliyor olur arkadaşlar. Ama şu anki görüntüde baktığımız zaman güzel bir konsolidasyon var. Umarım bu konsolidasyon yukarı doğru kırarak 250 seviyeleri kırarak daha önceki 285-290'lar ve daha sonra yeni hedefler takip edilebilir. Dolar bazlı görüntüsüne bakalım Anadolu Isuzu'nun. Evet. Grafik görüntüsünü sıfırlıyoruz şimdi. Burada da çok değişen bir durum yine söz konusu değil. Zaten yatay seviyelerde gelen bir konsolidasyon bölgemiz var. O konsolidasyon devam ediyor arkadaşlar. Bu kanal alt seviyesi kırılmadığı müddetçe yaklaşık 7.58 dolar bazlı aşağı doğru kırılmadığı müddetçe olumlu bakılabilir. Evet. Burada bir problem teşkil etmez. Bu konsolidasyon kırılımıyla beraber yeni tepeler, yeni zirvelere doğru yolculuk başlayacaktır arkadaşlar. Aksa. Aksa maalesef burada trendin altında kalık, majör trendin altında kalık. Evet, şurada 4 saatlik grafiğe baktığımızda 50 ve 200 günlük hareketli ortalama kesişmesine doğru gidiyoruz. Yani burada 87-65 seviyeleri ortalama. 88 diyelim biz buna. Yani 88'lerin üzerindeki harekete bakmak gerekir. 88 seviyesinin üzerine tekrar yukarı yönlü 93'lere doğru bir atak söz konusu olabilir. Yani bizim bu majör trendin içerisinden bir şekilde dahil olmamız gerekiyor. Evet, olamadık diyelim. Aşağı doğru sallandık. Onu da ifade ettik. Bu derinlik kadar inebiliriz. Bu inişte bizi 60 bantlarına kadar olası teknik olarak vardır. Ama biz yarıda keseriz arkadaşlar bunu. Yani burada evet, burayı 60 dedik. Şöyle 70'lere kadar da takip edilebilir. Çünkü 70 seviyesi daha önceki bir destek hattı. Bakın şu şekilde. Evet. Bizim bu kanalın üzerine bakınız düşen kırılımı gerçekleştirmediğimiz müddetçe teknik olarak düşüşe adaydır. Düşüş yolunda devam edebilir. Yani yaklaşık 86-85 kusurlar.
bu değerin üzerinde kırılıma bakılır arkadaşlar. Özellikle 86 seviyeleri üzerindeki kırılım aksada tekrar yukarı dönüşün işareti olur. 94.50 ve yukarıdaki hedefler olarak görülebilir. Önceliğimiz buradaki alanın üzerine atmak arkadaşlar. Evet. Biraz bekletebilir. Düşen kırılımını görmek gerekir. Bitcoin bakalım. Hemen bakalım şöyle bakalım neler var. Sen güzel yurt hoş geldiniz. Rubeniz. Siv enerji. Bitcoin. Hemen bakalım. Sırada Rubeniz var. Hemen bakıyoruz, açıyoruz Rubeniz'i. Tekstil hissesi. Aslında ciddi anlamda değer kaybı var bu hissede arkadaşlar. Ama bakıyoruz işte en azından şuradaki tepe noktası aşılmalı 29'lar. Yani bir kırılım görmek lazım. Bu kırılımları görmediğimiz müddetçe her destek dönüşünde alış sıkıntı da oluşturabiliyor. Yani net bir kırılım henüz görmüş değiliz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet, bir dönüşüm muhtemelen gelecektir ama temel anlamda incelemek gerekir. Temel anlamda da bakmak gerekir. Bakınız dipten tepeye vurduğumuz zaman 29.40'ların üzerindeki kalıcılığa bakmak gerekiyor ve altındayız. Aşağıda 23.32'ler bekliyor arkadaşlar. 29.38'ler kırıldığı takdirde 33.60, 37.90 şeklinde değerlendirilebilir. Evet, güzel çalışmış. Bakın buradaki Fibonacci değeri birkaç defa test edip aynı bölgeden dönüş yapıyor arkadaşlar. Evet, 23.20'ler destek, 29.40'lar direnç şeklinde takip edilebilir. CV enerji. Evet, CV enerjiye bakalım. Çok da değişen bir durum yok. Ana destek kırılmış. Yukarıdaki üst kanal kırılmış. Ve aşağıda şöyle 260'lara kadar bir potansiyel bulunur. İndikatörlerde bir uyumsuzluk var mı? Evet var. Hacim yok. Diğer indikatörler negatif arkadaşlar. Çok böyle canlı bir yükseliş gelmeyebilir. 330 seviyeleri. 333'ler önemli bir direnç. Evet, şuradan baktığımızda 292 ile 333 arasında bir koordinasyon, 292 ile 333 arasında arkadaşlar bir konsolidasyon var. Yani burada gel gitler yaşıyoruz. Bunun altına düşmüyor, bunun üzerine atmıyor. Destek de şu anda. Umarım tekrar dirence doğru bir 333'lere doğru bir atak gelir. Sonrası kırılımla beraber tekrar 363 ve daha önceki zirve 414'ler test edilebilir. Evet. Bitcoin. Bitcoin gidiyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Bitcoin'de. Değil mi? Bakınız tekrar yukarı attı. Evet. Yani güzel gitti. Dirence takılır mı? Onu göreceğiz burada. Bakınız. 38.800-38.900'lerde bu direnç kırılırsa da bu kanal boyu yine yukarı gitmeye aday olarak nitelendirilir ki hemen şöyle baktığımızda görüntü bu olur. Evet. Bitcoin'de direnç noktasına geldik. Dayandık. Bakalım o direnci kırabilecek miyiz? Kırdık diyelim burada yaklaşık işte 39.200-39.300'lerde orta bandı, 45.000 üst bandı, 50.000'lerde kendimizi bulabiliriz. Evet.
Evet, Kuva Granis, Granit ve Indes bakalım. Kuva Granit hayal yapı ürünleri diyoruz. Evet, trend halen devam ediyor. Alçalan kanal trendimiz var. Bu trendin yukarı doğru kırılması halinde yol alınabilir. Pozitif bir seyir o zaman değerlendirilebilir. Yani alçalan kanal devam ediyor arkadaşlar. Ki alçalan kanalda bıçağı tutmak gibidir yukarıdan aşağı atılan. Onun için biz düşen kırılımına bakalım. Yani burada bir kırılım gerçekleşmeli. Böyle 6-20 gibi kırılıma göre yol haritası çizilmeli. Böyle 6-30'lar, hatta 6-20'lerdeyiz zaten şu anda, o bölgelerdeyiz. 6.30'ların üzerindeki kırılımlarla beraber 7.03 ve daha önceki 8.50, 8.60'lar test edebilir. Kırılıma odaklanacağız. Bu kırılımı görsek pozitif değerlendirebiliriz tabii ki de. Evet. İndeks diyoruz. Valla son dönemdeki gördüğüm en güzel hisselerden birisi diyebilirim. Güzel bir sıkışma vardı. Simetrik üçgen formasyonu yukarı doğru kırıldığına şahitlik ediyoruz. Şuradaki derinlik kadar. Bakınız. Yani yukarı yönlü sert hareketler belki göremeyebiliriz. 34-80 bantları. Ama bakalım şöyle diyelim tekrar. Evet. Yani burayı görebilir miyiz? Görebiliriz. Ama buradan reteste yine devam edebilir. Yani bir retest hakkıdır geri çekilme arkadaşlar. Bu derinlik buradaki alan derinliğidir. Yaklaşık 34 seviyeleri teknik hedefler. Kırılım güzel oldu. Şu anda pozitif. İndekste bir sıkıntı yok. İndikatörler güzel. Hacim güzel. Yani bütün bunlar güzel olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani indeks fena değil. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18 kadar hisseye baktık. Şu bizim taramalarda neler var? Onlara bir bakalım isterseniz. Hisse takipçisi diyelim arkadaşlar. Petkim günlükte çıkmış. Biz 4 saatli alalım bunu. Eczacıyla SDT, DAP gayrimenkul çıktı. Bunlara bir bakalım. Ecilç. Eczacı ilaç diyoruz. Çok güzel. Bakınız. İndikatörler güzel. MACD indikatörü güzel. Fena değil. Eczacı ilaç güzel arkadaşlar. Bakınız, tarama hissesine çıkan bir hisse. Yönü yukarı gözüküyor eczacı ilacın. DAP gayrimenkule bakalım hemen. Burada zaten yön yukarı, değişen bir durum yok. Trend dönüşü gerçekleşmediği müddetçe, aşağı doğru kırılım gerçekleşmediği müddetçe olumlu. Burada bir sıkıntı yok şu anda. Evet. Hacim son günde artış çok güzel. Problemsiz gidiyor. Trend, yani kanal desteğiniz zaman kırılır, o zaman yolla ayrılabilirsiniz. Yani bu yoldan çıkabilirsiniz. Yani kırılıma bakacaksınız. Kırılım gelmediği müddetçe gitsin arkadaşlar. Zikzak mı çekerek gidecek. Bir aşağı bir yukarı mı? İki aşağı bir iki yukarı mı? Hiç önemli değil. Evet. Şimdi eczacı ilaca baktık. Diğer hangisiydi arkadaşlar? SDT. Ona da bakalım. SDT-TR. Evet, SDT uzaya bakalım şimdi. Evet, burada da güzel bir toparlanma durumu var. MACD indikatörü ve RSI, bunlar güzel. Fena değil arkadaşlar. Bu hisse de fena değil. Bir tepki gelebilir buradan. 330'ların kırılmasıyla beraber daha önceki 430-440'lara doğru, majör tepeye doğru hareket gelebilir. Evet. Durum bu. Ekos'un yönetim kurulu başkanı katıldı. İhracatsa güzel. Yani fena değil. %70'i vurmuş. O da güzel.
Evet, Şaban Aslan Taten demiş. Taten'e biz baktık değil mi? Yani Taten'e baktık. Evet, Taten bakıldı. Onu bakarsınız geriye doğru alarak. Bakılmayan ne var? Ekosu halka arasında son orta uzun vadede düşünüyorum demiş. Tamam. Ofisyen. Hemen ofisyeme bakalım arkadaşlar. Ofisyen. Bakın şöyle bir alçalan takoz görüntümüz halen devam ediyor burada. Alçalan takozun özelliği tepe ve diplerinde yine sürekli aşağıda hareket etmesidir. Kırılıma bakar olay. Yani yaklaşık bir 63'ler falan kırılırsa yukarı yönlü 90 ve zirve noktasına doğru hareket edebilir. Evet, ofisimdeki görüntü bu. Astor. Astor diyelim. Evet. Olay biraz böyle oboya doğru gidiyor. Bakalım ne olacak sonra. Arkadaşlar hissede değilseniz kırılımlar gelmeden bakınız. Bu kırılım olay illaki bakınız buradaki kırılım gelecek demiyorum. Yani yarın bir gün hisse düşer aşağılara gider. Kendine yeni bir tepe oluşturur aşağıda. Onu baz alırız. Ama şu anki görüntüde şu kırılımı görmek lazım. Yani teknik anlamda biraz görüntü zayıflamaya başlamış. Dikkat edelim. Evet. Yani düşen kırılımı gelmeli arkadaşlar. Yani yukarı yönlü bir hareket beklentisi için bu kırılımı görmemiz gerekir. Ya bu kırılımı gördüğümüz takdirde olduğunu bakarız. Ama şu anda bu kırılımdan uzağız. Destek bölgemiz 110. Burada bir Fibonacci çizecek olur isek de işin seyri biraz daha değişir. Bakınız arkadaşlar Fibonacci değerleri çalışıyor. 0.618 olan 82.80, 83 seviyeleri Fibonacci anlamında güzel bir destek seviyesi, güzel bir alım fırsatı olarak görülebilir. Yani şu anda biraz riskli. Düşen kırılımını görmeliyiz ki olumlu düşünebilmeliyiz arkadaşlar. Düşen kırılımı görmeden olumlu düşmek söz konusu olamaz. Evet. Atex'te düşen kırılımı var mıdır? Bakalım Atex'e. Akın tekstil diyoruz. O güzel. Bakın akın tekstil güzel. Evet, tam aradığımız kıvamda diyebiliriz. Şöyle bakalım. Görüntü bu. Ama düşen kırılım böyle gelmiştir diyemeyiz erken. Bir düşen kırılımı yok. Sadece destekten dirence geliş var. Burada da dikkat etmek gerekir. Bu düşen kırılımını görürsek arkadaşlar teknik hedefimiz ilk etapta şu seviye olur yaklaşık 120 bantları. Şöyle de bir sıkışma var majör. Görüntü bu. Yani bu destek çizgisi hem majörden kaynaklı hem de buradaki alçalan kanalın desteği olması hasebiyle olumlu. Yukarı doğru bir atak gelebilir. Güzel. Görüntümüz güzel. Tam anlamıyla kırılım gelmiştir diyemeyiz Atex'te. Bakın tam anlamıyla bir kırılım olayı yok. Europower bakalım. Evet, Europower. Yani teknik saat halen devam ediyor ki zaten daha önce buralarda konuşmuşuzdur. Bakın omuz, baş, omuz gibi bir görüntüyle geri çekilme devam ediyor. Destek seviyemiz 160. Direnç bölgemiz 205 şu anki görüntüde. 160-200 seviyelerinde takip edilebilir. Yani burada 160'lara test etse buradan bir tepki gelerek tekrar 200, tekrar aşağı bir omuz baş omuz görüntüsünü de verebilir.
hisselere şöyle bir 2 saatlik görüntüyle bakalım. Biz diyelim. Grafik görüntüsünü sıfırlayalım. Şöyle bir tarama yapalım bakalım arkadaşlar 2 saatlikte. Bir ikili dip çalışması olarak değerlendirilebilir burası, bakınız. Birinci dip, ikinci dip. Ya bu yukarı yönlü bir hareket tetikleyebilir. Evet, ikili dip görüntümüz var. Ya belirli bir stop loss koyarak, işte örneğin kaç burası, işte 161'ler stop loss'tu. Yukarı doğru 205, hatta 230'lar, 240'lar teknik hedefli takip edilebilir. Evet. Gürsel Turizm arkadaşlar, bunu daha önce de anlattık, hisse kanalında ve trendinde akıp gidiyor, herhangi bir problem yok diyerekten bunu defaatle anlatmıştık. Bakınız şöyle bir görüntümüz var. Evet. Destek, direnç, destek, direnç, destek, direnç. Kırılıma bakar olay. Kırılım gelirse arkadaşlar yaklaşık 74-60 gibi bir kırılım gelirse yukarı yönlü hareket sert bir şekilde devam edebilir. Hisse sıkışma içerisinde şu anda, net bir yön tayini için erken. Kırılım nereye gelirse arkadaşlar, buradaki derinlik kadar yukarı ya da aşağı hareket söz konusu olabilir. Yukarı kırdık diyelim. Biz yine bu kanal trendini tamamlarız 91-50'lerde. Aşağı doğru kırarsak da EMA 200'lere kadar bir geri çekilme olabilir. O da yaklaşık, pardon, EMA 500'lere kadar geri çekilme, 48 bantlarına denk gelir arkadaşlar. Evet. Evet, Gürsel Turizm güzel. Ya yani bu kanal içerisinde hareketi önemli. Hemen şöyle bir çizim yapalım buraya. Böyle bir sıkışma içerisinde kırılıma bakar arkadaşlar. Yaklaşık işte 75'lerin kırılımıyla 92-93'ler test edilebilir. Evet, şuradan tekrar alalım. Evet. 2 saatlik grafikte trend döngüsü yakalamaya çalışıyoruz. Garanti yatırım ortaklığı. Geçelim. Pamel sert hareketleri var. Halen toparlanamadı. Bakın şuradaki görüntü fena değil. Yaklaşık 30.40 seviyeleri üzerinde bir ters omuz baş omuz katlama hedef. Evet, gözde fena değil arkadaşlar. Gerçekten güzel bir görüntü var. Yani formasyon eşliğinde de olunca çok çok güzel bir tablo karşımıza çıkıyor gözde de. Evet. Bakın 2 saatlik grafiğimiz. Dipler artık daha yukarıda oluşmaya başlamış. Tepeler de yukarıda oluşmaya başlamışsa burada trend döngüsüne en güzel işaret budur arkadaşlar. Stop loss'u nasıl yaparız burada? Diyelim ki oyuna gireceğiz. Yani şu destek çizgisini alırsınız. Teknik hedefi olarak da Euro Power'ın hemen hedef bölgesini şöyle atalım. Kırılım sonrası şu tepe bölgesine doğru bir hareket arkadaşlar söz konusu olabilir. Evet, görüntü bu şekilde. Gözde hissesinde. Dört saatlik grafimizi yine açalım. Grafik görüntüsünü sıfırlıyoruz daha da. Evet, gözdeki tablo bu. Pardon, dağdaki tablo bu. Kırılım gerçekleşmiş. Ufak tefek testler belki olabilir. Alt çizgiye kadar her şey makul karşılanabilir. Yani yaklaşık 8-80 bantlarına kadar. Ama şu anda tabii kırılım geldiği için olumlu, pozitif bakılabilir.
Teknik indikatörler henüz tam böyle sat sinyalini vermiş değil arkadaşlar. Evet. Bakalım bu pozitif senaryo devam edebilecek mi? Kırılımla beraber yukarıdan yeni hedeflere doğru 11 seviyelerine doğru hataklar gelebilir. Evet. Dağı. Arkadaşlar kırılım geldiği için olumlu bakıyoruz. Dağı da. Ama tabii ki hacim gerekir bize. Yani hacim son dönemde fena değil. Bugün biraz zayıf ama indikatörler yani bunun bir katlamasını oluşabileceğini gösteriyor bize. Yani şuradaki derinlik kadar yukarı doğru gidebilir arkadaşlar. Dağı fena değil. Evet bakınız burada da yine Tobo görüntüsüne aday bir hisse. Mavi hissesi. Solumuz baş, sağımız. Evet mavi. Kırılım odaklı gitmekte fayda var diyoruz arkadaşlar. Zaten aşağı yönlü bakınız dalgalar giderek genişleyerek devam ediyor. Kırılımın gelmesiyle yol haritası çizilebilir veyahut da alt desteklerin temasıyla. Evet, mavi. Arkadaşlar katıla hepinizi bekliyorum. Katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilir, canlı yayına yön verebilirsiniz diyoruz. Evet mavi bu şekilde özetledik. Bakalım başka neler var böyle. Evet. Hidropar hareket diyelim. Bakınız burada da bir hareket olabilir. Fena değil. Yani dönüş noktaları daha önce de baktık. Önemli destek bölgelerinden güç alıyorlar. Onun için sağlıklı nitelendirebiliriz. Bakın şu şekilde. Yeni bir destek teması gelir ise yukarı yönlü 67 81 önemli teknik hedefler olarak çalışabilir. Evet. İkili dip çalışması buradan çok net arkadaşlar. Bakalım bunu başarabilecek mi? Yukarı doğru katlama hedefine ulaşabilecek mi? Yukarıda 71-72 seviyelerini görmekteyiz. Alcatel'de 50 ve 200 günlük olan hareketli ortalama kesişmesi bakın şurada dead cross ölümcül kesişme gerçekleşmiş. Onun dışında sonrasında satış bakınız burada da devam ediyor. Henüz böyle çok net buradan artık girilebilir dediğimiz noktada mıyız? Değiliz. Sekur. Sekur'un burada kırılımı maalesef aşağı yönlü gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani şu şekilde alacak olursak.
Evet. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar burada da. Maalesef düşüş devam ediyor. Yükselen takoz aşağı doğru kırılmış. 26.60 ve 24.30'lar önemli destekler. Sekur dolar bazlı bakalım şöyle. Evet. Sekur'da dolar bazlı direncimiz. Kırması halinde 1.11 ve 1.20. Evet. Arkadaşlar yeterli. Bu kadarlık. Kendinize iyi bakın. BIST100'le alakalı zaten düşüncemizi söyledik. O direnç kırılımı gerçekleşmediği müddetçe baskı altında olacağız muhtemelen. Bakınız hemen tekrar alalım. Bakınız arkadaşlar. BIST100'ün teknik görüntüsü. Direnç kırılmalı 7900'ler. Aşağıda dahi olsa yine kırılım gerekir. 7500, 60, 70 gibi. Yani bu kırılımları görürsek yukarı yönlü hareketimiz şahlanarak devam edebilir arkadaşlar. Evet. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın değerli dostlar.